Herkese merhaba. Güncel Türkçe'ye tekrar hoş geldin. Ben Feyza. Bugünkü dersimizde Türkçe yeterlik sınavına hazırlananlar için dinleme bölümüyle ilgili bir pratik yapacağız. Evet, benden en çok istediğiniz şey aslında bu. Dinleme bölümünde ne yapacağız, nasıl pratik yapabiliriz diyorsunuz. Evet, ilk önce ben metni size okuyacağım. Siz dinleyeceksiniz ve daha sonra sorulara cevap vereceksiniz. Hadi bakalım, başlıyoruz. Bugünkü dersimizde Türkçe yeterlik sınavı dinleme bölümüyle ilgili bir deneme sınavı yapacağız. Bu bölüm 39 sorudan oluşmaktadır. Soruların puan değerleri eşittir. Her metin bir defa dinletilecektir. Metni dinledikten sonra soruları cevaplamanız için süre vereceğim. Hadi başlayalım. Dinleme metni 1. Teknoloji Festivali. Bugün size her yıl düzenlenen Teknoloji Festivali hakkında bilgi vereceğim. Bu festival teknoloji meraklılarını bir araya getiren ve yenilikçi fikirlerin paylaşıldığı bir etkinliktir. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar bu festivalde en son teknolojik gelişmeleri tanıma fırsatı bulurlar. Festival genellikle büyük bir fuar alanında düzenlenir ve 3 gün sürer. İlk gün açılış konuşmaları ve tanıtım etkinlikleriyle başlar. İkinci gün ise çeşitli teknoloji firmalarının standları, atölye çalışmaları ve panellerle devam eder. Katılımcılar bu etkinliklerde yeni ürünleri deneyebilir, uzmanlardan bilgi alabilir ve geleceğin teknolojileri hakkında bilgi sahibi olabilirler. Üçüncü gün ise ödül törenleri ve kapanış konuşmalarıyla sona erer. Bu yılki festivalde özellikle yapay zeka, robotik ve sanal gerçeklik konularında önemli sunumlar yapılacak. Özellikle genç girişimciler için düzenlenen yarışma büyük ilgi görecek. Bu yarışmada en iyi teknoloji projeleri ödüllendirilecek ve kazananlara yatırım fırsatları sunulacak. Festivalde eğlenceli etkinlikler de yer alıyor. Drone yarışları, e-spor turnuvaları ve teknoloji temalı oyunlar katılımcıların ilgisini çekiyor. Çocuklar için düzenlenen özel alanlarda ise onlar için tasarlanmış eğitim programları ve robotik atölyeleri bulunuyor. Teknoloji Festivali hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir etkinliktir. Teknoloji meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat sunan bu festival, her yaştan insanın katılımına açıktır. Festivalin son gününde yapılan büyük kapanış töreni ise katılımcılara unutulmaz anlar yaşatır.
Dinleme metni 2. Antalya'da turizm. Antalya, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Her yıl milyonlarca turist bu güzel şehri ziyaret etmektedir. Peki, Antalya'da turizmi daha da geliştirmek için neler yapılıyor? Şehirde altyapı çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Yeni oteller, tatil köyleri ve konaklama tesisleri inşa ediliyor. Ayrıca mevcut tesisler yenileniyor ve hizmet kalitesi artırılıyor. Bu sayede turistlere daha konforlu bir tatil imkanı sunuluyor. Ulaşım olanaklarını geliştirebilmek adına çalışmalar yapılıyor. Antalya Havalimanı, uluslararası uçuşlarla dünyanın dört bir yanından gelen turistlere hizmet veriyor. Yeni uçuş hatları ekleniyor ve havalimanı genişletiliyor. Ayrıca şehir içi ulaşımda da büyük yatırımlar yapılıyor. Modern otobüsler, tramvaylar ve taksi hizmetleriyle turistlerin şehri rahatça gezmeleri sağlanıyor. Antalya sadece deniz ve güneş turizmiyle değil, aynı zamanda kültür turizmi, sağlık turizmi ve doğa turizmiyle de ön plana çıkıyor. Tarihi mekanlar, antik kentler ve müzeler kültür turizmi için önemli birer cazibe merkezi oluşturuyor. Sağlık turizmi kapsamında ise termal oteller ve spa merkezleri turistlerin ilgisini çekiyor. Doğa turizmi içinse dağ yürüyüşleri, bisiklet turları ve doğa sporları gibi aktiviteler düzenleniyor. Antalya'nın güzelliklerini ve turizm olanaklarını tanıtmak için uluslararası fuarlar, reklam kampanyaları ve sosyal medya çalışmaları yapılıyor. Bu sayede Antalya'nın dünya genelinde bilinirliği artırılıyor ve daha fazla turist çekiliyor.
Dinleme metni 3. Anadolu'da el sanatları. Anadolu binlerce yıllık tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerin kültürel miraslarını günümüze kadar taşımıştır. El sanatları bu kültürel mirasın önemli bir parçasını oluşturur ve hala Anadolu'nun pek çok köyünde ve kasabasında yaşatılmaktadır. El sanatları, insanların günlük yaşamlarında kullandıkları eşyaları kendi elleriyle yapmaları anlamına gelir. Anadolu'da el sanatları denildiğinde ilk akla gelenler halı dokumacılığı, çini işleri, bakır işlemeciliği, oya ve dantel yapımı gibi geleneksel zanaatlardır. Halı dokumacılığı Anadolu'da özellikle Orta Asya'dan göç eden Türkler tarafından getirilmiş ve burada büyük bir ustalıkla geliştirilmiştir. Anadolu halıları kullanılan doğal boyalar ve el dokuması teknikleriyle dünyaca ünlüdür. Her bir halı dokuyanın duygularını ve hayal gücünü yansıtan bir sanat eseridir. Çini işleri Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde büyük bir gelişme göstermiştir. Çini sanatında kullanılan renkler ve desenler İslam sanatının etkilerini taşır. Özellikle Kütahya ve İznik, çini işçiliğiyle tanınmış şehirlerdir. Bu şehirlerde üretilen çiniler, camiler, saraylar ve hamamlar gibi birçok yapının süslemelerinde kullanılmıştır. Bakır işlemeciliği de Anadolu'da yaygın olarak yapılan bir el sanatıdır. Kahramanmaraş, Gaziantep ve Diyarbakır gibi şehirlerde bakırdan yapılan tencere, tava, sürahi ve benzeri eşyalar büyük bir ustalıkla işlenir. Bu eşyalar hem kullanışlı hem de estetik açıdan değerlidir. Oya ve dantel yapımı genellikle kadınlar tarafından yapılan ince bir el işidir. Anadolu kadınları genç kızların çeyizlerini süslemek için oya ve dantel işlerler. Bu el işi ürünler büyük bir sabır ve dikkat gerektirir. Her bir motif farklı bir anlam taşır ve nesilden nesile aktarılan bir kültürel mirası temsil eder. Anadolu'da el sanatları sadece günlük ihtiyaçları karşılamak için değil, aynı zamanda birer sanat eseri olarak da büyük bir öneme sahiptir. Bu sanatlar Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yaşatmakta ve gelecek nesillere aktarmaktadır.
Dinleme metni 4. Medeniyetlerin beşiği. Anadolu tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Ve bu medeniyetlerin bıraktığı izler arkeologlar için büyük bir hazine niteliğindedir. Arkeoloji, geçmiş uygarlıkların kültürel ve sosyal yaşamlarını, sanatlarını ve teknolojilerini anlamamıza yardımcı olur. Anadolu'nun arkeolojik zenginliği tarih öncesi çağlardan günümüze kadar uzanır. İlk yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhöyük, Neolitik çağa aittir ve yaklaşık 9000 yıl öncesine gider. Burada yapılan kazılar o dönemde insanların nasıl yaşadığını, ne tür evler yaptığını ve hangi tarım yöntemlerini kullandığını ortaya koymuştur. Bir diğer önemli arkeolojik alan ise Troya'dır. Homeros'un ünlü eseri İlyada'da bahsedilen Troya, Çanakkale yakınlarında bulunur ve 9 farklı katmandan oluşan bir antik şehirdir. Troya kazıları, antik Yunan ve Anadolu kültürleri hakkında önemli bilgiler sunmuştur. Efes Antik Kenti de Anadolu'nun en önemli arkeolojik alanlarından biridir. İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes, Roma döneminin en büyük ve en önemli liman şehirlerinden biriydi. Efes'te yapılan kazılarda Artemis Tapınağı, Celsus Kütüphanesi ve Büyük Tiyatro gibi birçok önemli yapı gün yüzüne çıkarılmıştır. Göbekli Tepe, Şanlıurfa yakınlarında bulunan ve dünyanın en eski tapınak kompleksi olarak kabul edilen bir diğer önemli arkeolojik alandır. Yaklaşık 12.000 yıl öncesi tarihine dayanan Göbekli Tepe, insanların avcı, toplayıcı toplumdan yerleşik hayata geçiş sürecine dair önemli ipuçları sunmaktadır. Anadolu'da yapılan arkeolojik kazılar sadece geçmişi aydınlatmakla kalmaz. Aynı zamanda turizm ve ekonomi açısından da büyük önem taşır. Bu alanlar her yıl binlerce turisti çeker ve bölge ekonomisine katkıda bulunur. Anadolu'daki arkeolojik çalışmalar insanlık tarihine ışık tutan ve kültürel mirasımızı koruyan önemli faaliyetlerdir. Bu çalışmalar sayesinde geçmişimizi daha iyi anlayabilir ve geleceğe dair daha bilinçli adımlar atabiliriz.
Dinleme metni 5. Türkiye'de futbol. Türkiye'de futbol Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlamış ve günümüzde en popüler spor dallarından biri haline gelmiştir. Futbolun Türkiye'deki serüveni 19. yüzyılın sonlarına doğru İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan yabancılar ve azınlık topluluklarının katkılarıyla başlamıştır. Türkiye'de bilinen ilk futbol kulübü 1894 yılında İzmir'de kurulan İzmir Futbol Kulübü'dür. Bu dönemde futbol daha çok İngiliz ve Rum azınlıklar arasında oynanmaktaydı. İstanbul'da ise futbolun gelişimi 1900'lü yılların başında İngilizler tarafından kurulan Moda Kulübü ile hız kazanmıştır. 1903 yılında kurulan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Türkiye'nin en eski spor kulüplerinden biridir ve futbol branşını 1911 yılında aktif hale getirmiştir. Ardından 1905 yılında Galatasaray Spor Kulübü ve 1907 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü kurulmuş ve Türk futbolunun temel taşları olmuşlardır. Bu üç büyük kulüp Türk futbolunun gelişiminde önemli rol oynamış ve birçok başarıya imza atmışlardır. Türkiye Futbol Federasyonu 1923 yılında kurulmuş ve aynı yıl FIFA'ya üye olmuştur. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulmasıyla birlikte Türkiye'de futbol daha organize bir yapıya kavuşmuş ve ligler düzenlemeye başlamıştır. Türkiye Milli Futbol Takımı ilk resmi maçını 1923 yılında Romanya ile oynamıştır. 1959 yılında Türkiye 1. Ligi, bugünkü adıyla Süper Lig kurulmuş ve Türk futbolunda profesyonel lig dönemine başlamıştır. Bu ligde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerin yanı sıra Trabzonspor gibi Anadolu takımları da önemli başarılar elde etmişlerdir. Süper Lig, yıllar içinde birçok yetenekli futbolcunun yetişmesine ve Türk futbolunun uluslararası arenada tanınmasına katkı sağlamıştır. 2000'li yıllarda Türk futbolu uluslararası başarılarla da adından söz ettirmiştir. Türkiye Milli Futbol Takımı'nın 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülük, Türk futbolunun uluslararası alandaki en önemli başarılarından biridir. Türkiye'de futbolun tarihi birçok başarı ve gelişimle doludur. Futbol, Türkiye'de büyük bir tutku ve kitleleri bir araya getiren bir spor dalı olarak gelecekte de önemli bir yere sahip olmaya devam edecektir.
Dinleme metni 6. Sinema kültürü. Türkiye'de sinema 19. yüzyılın sonlarından itibaren varlık göstermeye başlamış ve zamanla önemli bir kültürel ve sanatsal ifade aracı haline gelmiştir. Türkiye'de sinema ilk kez 1896 yılında İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda düzenlenen bir gösterimle tanıtılmıştır. Bu gösterim Osmanlı İmparatorluğu'nda sinemanın başlangıcı olarak kabul edilir. Ardından 1914 yılında çekilen Ayestefonos'taki Rus Abidesi'nin Yıkılışı adlı film, Türkiye'de çekilen ilk yerli film olarak tarihe geçmiştir. Bu film Fuat Uzkınay tarafından çekilmiştir ve belgesel niteliği taşır. 1920'ler ve 1930'lar Türk sinemasının gelişiminde önemli bir dönemdir. Bu dönemde Muhsin Ertuğrul gibi önemli isimler Türk sinemasına katkıda bulunmuş ve birçok başarılı film üretmiştir. 1950'ler ve 1960'lar ise Türk sinemasının altın çağı olarak kabul edilir. Bu dönemde Türk sineması hem sayısal hem de niteliksel olarak büyük bir gelişim göstermiştir. Türk sinemasının en tanınmış yönetmenlerinden biri olan Metin Erksan, 1964 yılında Susuz Yaz adlı filmiyle Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanarak uluslararası alanda büyük bir başarı elde etmiştir. 1970'ler ve 1980'ler Türk sinemasının zor bir dönemden geçtiği yıllardır. Bu dönemde siyasi ve ekonomik zorluklar nedeniyle film üretimi azalmış ve sinema salonları kapanmaya başlamıştır. Ancak 1990'lardan itibaren Türk sineması yeniden canlanmaya başlamış ve günümüzde dünya çapında tanınan birçok başarılı yönetmen ve film ortaya çıkmıştır. Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz ve Fatih Akın gibi yönetmenler uluslararası film festivallerinde birçok ödül kazanmış ve Türk sinemasının uluslararası arenada tanınmasını sağlamışlardır. Ayrıca Türk dizileri de son yıllarda dünya genelinde büyük ilgi görmüş ve birçok ülkede izlenir hale gelmiştir. Türkiye'de sinema sadece eğlence aracı olarak değil, aynı zamanda toplumsal sorunların, kültürel değerlerin ve tarihi olayların işlendiği bir sanat dalı olarak da kabul edilmektedir. Türk sineması zengin kültürel mirası ve yaratıcı yönetmenleriyle gelecekte de önemli bir yer tutmaya devam edecektir.
Dinleme metni 7. Anons. Sayın yolcularımız, Türk Hava Yolları'nın PC-2024 sefer sayılı Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştireceği uçuşumuza hoş geldiniz. Uçağımıza binmek üzere olan yolcularımızın dikkatine. Lütfen biniş kapısı B12'de hazır olunuz. Kabin bagajınızı üst bölmelere yerleştiriniz ve koltuklarınızın altına hiçbir eşya bırakmayınız. Uçuş boyunca cep telefonlarınızı kapalı tutmanız veya uçak moduna almanız gerekmektedir. Güvenliğiniz için lütfen emniyet kemerlerinizi bağlayın ve koltuklarınızın dik konumda olduğundan emin olun. Uçuş süresi yaklaşık 1 saat 15 dakika olacaktır. İstanbul Havalimanı'na varışımızda hava durumunun güneşli ve sıcak olması beklenmektedir. Kabin ekibimiz uçuş boyunca size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. Herhangi bir ihtiyacınız olduğunda lütfen kabin ekibimize başvurunuz.
Dinleme metni 8. Dünyayı seviyorum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Dünyayı Seviyorum podcast programına hoş geldiniz. Ben Feyza Yaşar. Bugünkü programımızda küresel ısınmayı ele alacağız. Küresel ısınma, atmosferdeki sera gazlarının artışı nedeniyle dünya yüzeyinde sıcaklıkların yükselmesi anlamına geliyor. Bu durum, gezegenimizin iklim sistemini ciddi şekilde etkiliyor. Küresel ısınmanın başlıca nedenlerinden biri fosil yakıtların kullanımıdır. Kömür, petrol ve doğal gaz gibi bu yakıtlar büyük miktarda karbondioksit ve diğer sera gazlarını atmosfere salıyor. Sera gazları güneş ışığının dünyaya ulaşmasını ve dünyadan geri yansımasını engelleyerek bir örtü oluşturuyor. Bu da global sıcaklıkların artmasına neden oluyor. Küresel ısınmanın etkileri oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Örneğin deniz seviyeleri yükseliyor ve bu da kıyı bölgelerinde su baskınlarına yol açıyor. Ayrıca sıcakların artmasıyla birlikte kuraklık, orman yangınları ve aşırı hava olaylarının sıklığı artıyor. Buzulların erimesi de bu etkiler arasında yer alıyor. Bu süreçler biyoçeşitliliği de tehdit ediyor ve birçok türün yok olmasına neden oluyor. Peki bu sorunu nasıl çözebiliriz? Birinci adım, fosil yakıt kullanımını azaltmak. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek. Enerji tasarrufu sağlamak. Ve çevre dostu alışkanlıklar geliştirmek. Bu konuda atılacak önemli adımlardır. Her birey küçük ama etkili değişiklikler yaparak çevresine katkıda bulunabilir. Programımızın sonuna geldik. Küresel ısınma hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz bizi takip etmeye devam edin. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın ve gezegenimizi koruyalım.
Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kal.